borsada alsat yaparak geçimimi sağlayabilir miyim? Teknik analizi kullanarak daha fazla getirilere ulaşabilir miyim? Aracı kurumların teknik analiz raporları ya da alsat sinyalleri güvenilir mi? Teknik analizi etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için hangi donanımlara sahip olmalıyım? Ben Serkan Ünal. Kanalımda ekonomi, borsa ve yatırım hakkında videolar paylaşıyorum. Bugün sizlere bu 4 soruya cevap arayacağım. Öncelikle literatürdeki çalışmalardan bahsetmek istiyorum ve bu çalışmaları da baz alırken teknik analizin geçerliliğini test eden çalışmaları değil ama teknik analiz kullanan yatırımcıların performansını inceleyen çalışmaları ön plana çıkarmak istiyorum. Sırasıyla isterseniz gidelim. Bu çalışmada, bu slaytta gördüğünüz çalışmada, 972 kişiden oluşan aracı kurum verisi kullanılmış. Burada yatırımcılar iki gruba ayrılmış. Daha fazla hisse senedi alıp satan grup ve daha az hisse senedi alıp satan grup. Birinci grup bir, yılda bir buçuk kez elindeki portföyü değiştirirken. İkinci grup sadece %10 değiştiriyor. Yani birinci grubun ortalama yatırım vadesi 8 ayken ikinci grubun 10 yıl. Tabi bu ikisi de Türkiye ortalamalarına göre çok yüksek. Çünkü Türkiye dünyada en çok ticaretin, al satın yaygın olduğu ülke. Ama maalesef Türkiye için bu tarz çalışmaları olmadığından yabancı çalışmaları sunuyorum. Ve burada şunu görüyoruz. Daha çok alsat yapanlar endeksin piyasanın riske göre düzeltilmiş olarak %3.1 altında getiri elde ederken... ...daha az işlem yapanlar, daha uzun vadeli işlem yapanlar ise pozitif performans elde etmeyi başarmış. Tabi bu birazcık yatırım dönemleriyle de ilgili fakat değişmeyen tek şey daha çok trade yapanların daha düşük getiriye sahip oldukları. Yine bir başka çalışmada bu geniş büyük bir çalışma 66 bin borsa yatırımcısına ait sonuçlar kullanılmış. Burada işte 5 dilime ayrılmış. Birinci dilimdeki yatırımcılar neredeyse hiç hissesini de al sat yapmıyorlar. Alıp sadece bekliyorlar tutuyorlar. Bunların performansı siyah renkli oldukça yüksekken. Gri renkli çubuk gördüğünüz gibi yani işlem hacmini testi temsil eden çubuk büyüdükçe performansta düşüş olmuş ve en çok işlem yapan grubun ortalama performansı yıllık olarak endeksin %6.5 altında gerçekleşmiş. Yani daha çok işlem yapan yatırımcılar daha düşük performans elde etmişler. Yine Hollanda'da yapılmış 5500 kişinin katıldığı bir çalışma. Burada değişik yöntem kullanan yatırımcılar ile performansları incelenmiş. İşte teknik analiz kullananlar, temel analiz kullananlar ya da profesyonel yatırım danışmanlığı alanlar. Buradaki sonuçlara göre teknik analiz kullananlar ve profesyonel yatırım danışmanlığı alanlar istatistiksel olarak %1 derecesinde yani güçlü anlamda sahip bir şekilde piyasaya kıyasla negatif performans elde etmişler. Yani teknik analiz kullanmak ya da profesyonel yatırım danışmanlığı almak onların getirilerini aşağı çekmiş. Temel analizde temel analizin etkisi pozitif görülmüş ama burada gördüğünüz gibi 3 yıldız var. 3 yıldız demek istatistiksel olarak anlamlı demek. Temel analiz için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilememiş. Yani işe yarıyor mu, yaramıyor mu belirsiz fakat teknik analiz ve profesyonel yatırım danışmanlığı net bir şekilde olumsuz etkiye sahip olmuşlar. Yine bir başka çalışmada kurumlar, aracı kurum olabilir ya da danışmanlık şirketleri olabilir. Onlar tarafından yayınlanmış olan teknik analiz al sat sinyalleri incelenmiş. Bu çalışmada 5000'in üzerinde al sat sinyali ele alınmış ve bu al sat sinyallerini takip eden yatırımcıların bundan faydalanamayacakları görülmüş. Çünkü gelecekteki getirileri ya da kayıpları tahmin yeteneği yokmuş bu alsat sinyallerin. Tam tersine işlem hacmini artırıp komisyon giderlerini artırdıkları için negatif bir etkileri söz konusuymuş. Yine bu biliyorsunuz alsat sinyali ile beraber stop loss ya da kar al seviyeleri de verilir. Bu seviyelerin de istatistiksel olarak matematiksel olarak bir anlam taşımadığı görülmüş. Burada da benim kendi yaptığım bir çalışma. Türkiye'de 3800'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiğim bir anket çalışması. Bu çalışmada insanlara 14 finansal okuryazarlıkla, finans matematiğiyle ilgili 14 tane soru sordum ve bu 14 soruya verdikleri cevap sayısıyla teknik analizin geçerliliğine inanıp inanmadıklarını arasındaki ilişkiye baktım ve şunu gördük. Sorulara verilen doğru cevap sayısı arttıkça insanlar teknik analizin geçerliliğine daha az inanıyorlar. Oysa temel analizde daha bilgililer temel analize daha çok inanıyor. Ama finans matematiği ya da finans okuryazarlığı düşük olanlar teknik analize daha az inanıyor. Yani tam ters bir ilişki var ve finans okuryazarlığı en düşük olan grubun teknik analize inancı en yüksek yine teknik analiz ve temel analizi çapraz tablo analizi ile değerlendirdiğimizde temel analize en yüksek seviyede inanıp teknik analize inanmayanların aldığı notların daha yüksek olduğunu bu parantez içinde bu gruba giren kişi sayısı var. Mesela 259 kişi teknik analize hiç inanmazken temel analize tamamen inanıyor. Bunların ortalama finansal kur yazarlık seviyesi 9.75. Yani en yüksek notu alan grup. Tam tersi tarafa gittiğimizde notların düştüğünü görmekteyiz. Bir başka soruda da şuna baktık. Rasyonel olmayan aşırı getiri beklentisiyle teknik analizin geçerliliğine olan inanç arasında bir ilişki var mı? Ve gördüğünüz gibi teknik analizin tamamen geçerli olduğunu inanan grup anormal aşırı getiri beklentisine olan kişiler. Mesela bu kişiler portföylerinin her yıl iki kat artırabileceklerini, her ay yüzde kazanabileceklerini zannediyorlar. Tam tersi teknik analize hiç inanmayıp temel analize de maksimum seviyede inananlarda ise bu aşırı getiri beklentisinin çok daha makul seviyelerde olduğu görülüyor puanlama olarak. Peki bu test sonuçlarının insanların eğitim düzeyiyle ya da finans konusundaki bilgi seviyeleriyle ilişkili olup olmadığını analiz ettiğimiz slide da burası. Burada ankete katılanları 3 gruba ayırdık. okur okuryazarlık seviyesi en yüksek olan %30, ortalama seviye olan %40 ve finans okuryazarlık seviyesi en düşük olan %30. Ve burada teknik analizin geçerliliğine inanıp inanmadığını sordu insanların tabi önceden de paylaştığım gibi finans okuryazarlığı düşük olan kişiler teknik analize daha çok inanıyor ve bu ilginç bir şekilde finans uzmanlığı olanlar arasında da geçerli. Mesela finans konusunda çalışan ya da finansal bir eğitimi olan kişilerin de onların bile arasında finans okuryazarlık düştüğünde teknik analize olan inanç artıyor. Yine sonuçlar lise mezunları, üniversite mezunları, yüksek lisans doktora yapmışlar arasında da aynen geçerli. Finansal okur yazarlık düştükçe bu yöntemlerin geçerliliğine olan inanç artmakta. Bireysel yatırımcıları konuştuktan sonra dilerseniz şimdi de profesyonel yöneticiler acaba teknik analizi kullanarak para kazanabiliyor mu? Bu soruya yanıt arayalım. Şimdi sayısal stratejiler denilince benim aklıma iki tane önemli fon geliyor. Biri Jim Simons'ın Rönesans Teknolojileri fonu. Biri de James Harding'in Winton Capital fonu. Jim Simons bu konuda oldukça başarılı bir isim. Yıllardır çok yüksek performans sergiliyor. Gerçi onun da 3 tane fonu var. 3 fondan biri başarılı, diğer ikisi başarısız o başarılı olan da da dışarıdan yatırımcı almıyor. Sadece kendi paralarını yönetiyorlar ve 10 milyar dolara kadar yönetiyorlar. O fonun performans her yıl pozitif. Ki hem Winton Capital hem Rönesans Teknolojileri genelde böyle yüksek lisans, doktora eğitimi almış, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş matematikçileri, fizikçileri, bilim adamlarını çalıştırıyorlar. Mesela Winton Capital'da astrofizikçi bile çalıştırdıklarını söylemişti James Harding. Rönesans teknolojileri ne kadar başarılı olmuş olsa da Winton Capital aslında son yıllarda özellikle başarısız oluyor. Son 5 yıldaki düşük performansı nedeniyle Winton Capital'ın yönettiği fonlar %80 oranında azalmış ve sadece 2020 yılında bile %20 zarar etmiş ki o yıl biliyorsunuz Borsa süper performans sergilemişti. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu işi en iyi bilen, bu işin piri dediğimiz fonlar, yöneticiler bile zarar edebiliyor. Burada tabi sadece bir fondan bahsettik. Financial Times'ın bir görselinde Amerika'daki bu trend takip eden fonların perform, ortalama performansı gösterilmiş. 2000 yılından 2020 sonuna kadar ki 21 yıllık dönem. Orada da şunu görüyoruz. Bu fonlar %15'e varan net getiriler elde edebilmiş. Yani yatırımcılarına %15'e yakın getiriler sunabilmiş. Fakat özellikle son 10 yıla baktığımızda son 10 yılın 5'inde zarar etmiş. Birinde yatay, diğer, yani ikisinde yatay, 3'ünde kar, 5'inde zarar gibi. Peki aynı dönemde Endeks getirileri ne olmuş? Yani endekse yatırım yapan, çok düşük komisyon ödeyen yatırımcıların performansı ne olmuş? Onu da sağdaki şeyde görüyoruz. Neredeyse her yıl %10, %20 gibi getiriler elde etmişler. Mesela son 5 yılın 4'ünde hem S&P 500 hem Nasdaq çok süper performanslar sergilemiş. Diğer resme bakıyoruz. 5 yılın 3'ünde zarar. En yüksek getiri elde edilen yıl %6. Burada %20'li, %30'lu, %40'lı getiriler var ki bu da neyi gösteriyor? Teknik analizi kullanan, trend benim dostumdur diyenler oldukça başarısız performans sergilemiş ki bunlar profesyonel yatırım yöneticileri oldukları halde. Bu yüzden de zaten Amerika'da son yıllarda özellikle aktif yönetilen fonlardan endeksi takip eden pasif fonlara ciddi bir para akışı var. Peki bunlar bu kadar para kaybediyor kim kazanıyor dersek bu kaynaklardan biri işte Bank of America ya da Goldman Sachs gibi bu işi profesyonelce yapan kurumlar. Burada da Bank of America Merrill Lynch'in günlük trade kazançını görüyoruz. Bir yılda 250 işlem günü var. 250 işlem günün 3-5 günü de belki zarar etmişler ama çoğunlukla kar etmişler. Mesela 25 milyon dolarla 50 milyon dolar arasında para kazandıkları gün sayısı 120 gün. Bu hem 2018 hem 2019 için geçerli. 2020 2021 tablolarını da indirsek aynı sonucu görürüz. Bunlar bankaların faaliyet raporlarında yazan raporlar bunlar ve görüyoruz ki adamlar neredeyse garanti kazanç elde ediyor. Bunu yıla vursak muhtemelen Bank of America tek başına bir yılda 5 milyar dolar trade kazancı elde ediyor. Goldman Sachs da bir 5 milyon milyar dolar kazansa 10 milyar dolar bu ikisi kazanıyor. Peki bu ikisi kazanırken diğer kim kaybediyor? Bu soruya da yanıt aramak lazım. Şimdi bundan önceki kısımda hem bireysel yatırımcıların hem fonların teknik analiz kullanmaları sonucunda pek de güzel sonuçlar almadıklarını gördük. Peki neden teknik analiz işe yaramıyor? İsterseniz birazcık da bu konu üzerinde duralım. Öncelikle paylaştığım gibi bu işte eğer trade'de soyunuyorsak masadaki en iyi olan bütün parayı kazanıyor. En iyi olanın özellikleri neler? En gelişmiş algoritmayı kullanan, en yüksek fona sahip olan. Mesela Bank of America Goldman Sachs bu konularda çok güçlüler ve onlar milyarlarca dolar kaybediyorsa birilerinin de kaybetmesi lazım. Uzun vade yatırım yapan bir hisseyi 5 yıl 10 yıl tutanlar kaybetmeyeceğine göre yani en azından trade olarak para kaybetmeyeceklerine göre demek ki teknik analiz kullanan al sat yapanların para kaybetmesi zaten bu oyunun kuralı. Yine İçeriden öğrenenler diye bir gerçek var dünyamızda. Mesela borsadaki bütün şirketlerde içeriden bilgi alma yeteneği olan yatırımcılar var. Onlar mutfakta neyin piştiğini görüyor. Biz dışarıdayız. Yani normal bir yatırımcıya kıyasla çok daha avantajlılar. Eğer iyi bir haber açıklanacaksa, işler iyi gidiyorsa çok daha önceden haberdar oluyorlar. Kötü bir haber açıklanacaksa, işler bozacaksa çok daha önceden bunu sezebiliyorlar hem sektörü çok iyi biliyorlar işin içindeler hem de şirkete ait özel bilgilere sahipler. Ve bunlar borsalarda işlem yapıyor. Yasak olsa da şey olsa da ki belli durumlarda yasak da değil bildirisini yayınlıyor diyor ki ben şu kadar hisseyi aldım duyurusunu yaparak yapıyor. Ama onun dışında gizli bilgiler dışarıya sızıyor birçokları da. Kamuyu aydınlatma platformunda bildirmeden de işlem yapıyorlar. Ki onlar Yatırımcıların para kazanması için trade yapanların da kaybetmesi lazım. Çünkü ne kadar çok al sat yaparsak içeriden öğrenenlere kıyasla yaşadığımız dezavantajı o kadar artar. Yine üçüncü bir konu teknik analizi etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için çok iyi istatistik bilmek gerek. Tabi herkes backtesting artık yapabiliyor. Bunun yazılımını yapmak, kodunu yazmak kolay. Fakat Burada elde ettiğimiz sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı mı değil mi? Rastsal olarak rastlantı eseri mi oluştu yoksa belli bir dinamiğe dayanıyor ve gerçekçi mi? Bunu anlamak için istatistiği iyi bilmek lazım. O karmaşık algoritmaları yazmak için iyi bir yazılım becerisine sahip olmak gerekiyor. Ya da işte bağlantı hızının çok iyi olması, işlem yapan bilgisayarın çok güçlü olması gibi türlü türlü özellikler devreye giriyor. Bir diğer konu yani teknik analizi kullananların başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri geçmişe dönük test yapmamaları, geçmişe dönük test yapsalar dahi sonuçları doğru yorumlayamamaları. Niçin yorumlayamıyorlar? Genelde biz şuna tanıklık ediyoruz. Mesela komisyon giderlerini dahil ediyor insanlar. Ama mesela hisselerin fiyat hareketlerine baktığımızda mesela akşam seansı kapadı. Sabah benim almam lazım fakat yukarıdan açtı. %5 yukarı ya da stop loss olmam lazım. Gece kötü bir haber geldi. Bir anda bir gün sonra %10 kayıpla açıyor. Ben %10 kayıptan kurtulma şansım olmuyor. Ya da mesela teknik analiz kuralları göreği bana al ya da sat sinyali geldiğinde ben son işlem fiyatıyla onu yapamıyorum. Niye? Eğer alıcılar mesela ben hisseyi satacağım. Alıcılar her zaman düşük fiyat giriyor haliyle. Ya da alacaksam satıcılar yüksek fiyat giriyor. İşlem hemen gerçekleşsin diyorsam satıcı ya da alıcının fiyatını kabul etmeli. O al sat makası nedeniyle belli bir zarara uğramayı kabullenmem gerekiyor. Yani bu komisyon giderinin haricinde bir gider. Ki eğer ben karşı tarafın fiyatını kabul etmezsem, beklemeye alırsam o, o işlem hiç gerçekleşmeyebilir. Ve ben bu teknik alım satım kuralını ihmal etmiş olurum, uygulamamış olurum. O yüzden o kuralı uygulayacaksam al sat makası nedeniyle de bir maliyet oluşuyor. Ve işlem hacmi ne kadar artarsa bu makas nedenle yaşadığım kayıp daha çok artıyor. Bunu pek testingde ben test edenine pek denk gelmedim. Ama bunu da muhakkak analizlerimize dahil etmeliyiz. Mesela ben bunu dahil ettiğim için kolay kolay çalışan bir strateji bulamıyorum. Bir diğer boyut ise mesela geçmişte uzun bir trend oluşmuş olabilir yukarı yönlü ya da sürekli devam eden bir zikzak hareketi olabilir. Mesela 2002'de AK Parti seçilene kadar 2 yılda bir iktidar değişiyordu. Normal bir yatırımcı geçmişe dönük modelleme yaptığında ne düşünmüştür? Zaten AK Parti 2 yıl sonra devrilir diye düşünmüş olabilir. Niye? Ondan önceki 20-30 yılda her gelen 1-2 yılda bir değişmiş. Ama AK Parti gelince gitmedi. Yani 20 yıldır iktidardı. Hisse senetleri de bunun gibi. Yani uzun bir trend oluşturması, yukarı trend oluşturması onun devam edeceği anlamına da gelmez zikzak yapıyor olması da anlamına gelmez. Ya da zikzak yaparken bir yukarı trende başlamış olması o trendin devam edeceği anlamına da gelmez. Gelse zaten bunu modelleriz ama bu maalesef mümkün değil. Ve eğer bizim stratejimiz geçmişe uyum sağlıyorsa o stratejinin çalıştığını zannederiz. Fakat bu demek değildir ki gelecekte de bu strateji çalışacak. O yüzden yani iyi bir strateji, iyi bir model değişik piyasa şartlarında çok uzun dönemlerde değişik hisselerde çalışması lazım. Mesela her ay çalışması lazım, her yıl çalışması lazım. Boğa piyasasında da ayı piyasasında da çalışması lazım. Çünkü aksi takdirde biz zaten gelecekte boğa piyasası mı olacağını, ayı piyasası mı olacağını, zikzak mı olacağını biliyor olsaydı ki gerçi bunu da bilebildiğin iddia eden çok kişi var ki bu mümkün değil. Yani bunu tahmin edebiliyorsanız zaten trilyoner olursunuz. O kadar kısa sürede köşeyi dönersiniz ki. Mesela dünyanın en büyük yatırımcıları dinlediğimizde geleceği tahmin edemediklerini söylüyorlar. Şu an içinde bulunduğumuz piyasa konusunda da genelde fikirleri olmuyor. Ha, geçmişi tespit edebiliriz ama geleceği bilemeyiz. Bunu bilmek mümkün değil. Bugün teknik analizin ne kadar geçerli olduğunu birlikte akademik çalışmalardan yararlanarak analiz ettik ve elde ettiğimiz sonuçlar teknik analizin başarılı bir şekilde kullanılması için matematik, olasılık, istatistik ve yazılım bilgilerine ihtiyaç duyduğu fakat pratikte genelde bu donanımlara sahip olmayan kişiler tarafından tercih edildiği, daha çok çok fazla yüksek getiri beklentisi olan, kendine aşırı özgüveni olanların teknik analizi daha çok kullandı ve bunun sonucunda da teknik analiz kullanımı ile borsa performansı arasında negatif ilişki olduğunu gördük. Tabi burada şöyle bir çıkarımda yapmak istemem. Muhakkak teknik analizi kullanarak para kazananlar olabilir. Fakat sosyal medyada ya da profesyonel yatırım danışmanları için de bu geçerli. Sizlere teknik analizi kullanarak para kazandığını söyleyenlerin büyük kısmı belki %95'i belki %99'u pratikte para kazanmıyor olabilir. Ya da kazansalar dahi bu şans eseri gerçekleşmiş olabilir. Bu yüzden öncelikle kendi donanımımızın bu iş için uygun olup olmadığını tartmalıyız. Mesela ben kendi adıma hem mühendis kökenli olduğum, hem matematiğim iyi seviyede olduğu, yazılım bildiğim ve finanstan da anladığım halde Geçerli bir teknik analiz yöntemi geliştirebilmiş değilim Ve Pratikte piyasada görülen birçok yöntemi test ettiğimde de Olumsuz sonuçlar almış bir yatırımcıyım bu, Bunu da değerlendirerek Kendinizin bu iş için ne kadar uygun olduğunuza karar vermeli Ondan sonra Teknik analizi kullanmalısınız Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur Eğer Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı takibe almayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.